Radar Etkinlik bugün Musa Göçmen'in Funniest Maestro konserinde. Herkese iyi seyirler. Musa Göçmen'i anlatmaya kalkarsak, hele bir de kendisi anlatırsa, müzik yoluyla insanlara yeni bir iletişim yöntemi, kalplerine dokunabilecekleri, hep beraber bir olabileceğimiz, hep beraber hareket edebileceğimiz yeni yöntemler araştıran bir müzisyenim. İnsanlar birlikte hareket etmekten, birbirlerinin sevgisini hissetmekten, neşe içerisinde bir gün geçirmekten çok mutlu oluyorlar. Hani her şey biter, yemekler yenir, işte kabile ateşin başında toplanır, sonra birisi şarkı söylemeye başlar, sonra birileri ona katılır ve neşe içerisinde gün tamamlanır. İşte müzik aslında dünyanın ilk iletişim aracı. Radyo programı yapıyorsunuz, orkestra şefliği yapıyorsunuz, beste yapıyorsunuz. Çok yönlü bir insansınız. Değişik birçok araç kullanıyorsunuz yani işte. Radyoya ulaşabiliyorsunuz insanlara, televizyonda ulaşabiliyorsunuz. Bak röportaj yapıyoruz, bununla birçok kişiye ulaşacağız. Sahneden ulaşabiliyorsunuz. 500, 1000 kaç kişi varsa o kadar kişi bir anda bunu hissetmeye başlayınca da bütün onların hepsinin birleşmesiyle de harika böyle keyifli ortamlar yaratılmış oluyor. Bu akşam da inşallah öyle bir akşam yaşayacağız. Sizin kitleniz çok farklı. Yani 7'den 70'e herkes... 7'den 70'e hepimizin bir algı çeşidi. Sevgiyle yaptığınızda, aşkla yaptığınızda o zaman ortaya herkesin anladığı bir dil çıkıyor. Biz sevginin icat edildiği topraklardayız. Buradan çıktı sevgi. Bütün dünyaya buradan yayıldı. En temeldeki özü. Hep beraber de bunu hissettiğimizde o zaman 7 yaşındaki çocuk da bunu hissediyor. 70 yaşındaki anne de bunu hissediyor. Anneanne de bunu hissediyor. Avrupa'nın en büyük rock festivalinin açılışını siz yaptınız. Nasıl geçti? Neler hissettiniz? Her şeyden önce seyirci sayısı inanılmaz. 60 bin kişi geldi. Başka ülkede, kendi ülkede temsil ettiğin için de doğal olarak da bir hani bir gururunda okşuyor insanı. Sizin konserlerinizde seyirci farklı reaksiyonlar gösteriyor. Yani kendinden geçiyor. Çok eğleniyor, çok zevkli bir hale geliyor. Bunun sırrı ne? Bakın şimdi orkestra şefliğinde ne var biliyor musunuz? Bir topluluğun karşısına gidersiniz bir yerde, bir orkestra. Hiçbirini tanımıyorsunuz. 2 gününüz var konser yapmak için. 2 gün çalışacaksınız ve insanlarla müzik yapacaksınız. Bakın başka bir şey değil. Yani içinde duygu, eğlence, birçok şey olan bir şeyden bahsediyorum. Bütün sırrı ne biliyor musunuz? Bütün sırrı açık olmanız. Eğer siz yöneticisi olarak orkestranın karşısında kendinizi açarsanız, orkestra sizi hangi dil olursa olsun öyle bir anlıyor ki vücut dilinizle, iletişiminizle. Ben de sahnede rol yapmadığım için, açık olduğum için insanlara direkt olarak bu o duygu hep beraber karşıya geçmiş oluyor. Böylelikle de karşılıklı. Onlar da bana açık davranıyor, ben de ona açık davranıyorum. Böyle karşılıklı, apaçık davrandığımız, eğlendiğimiz günler yaşıyoruz. 2011 Japonya depremine birçok ülkeden sanatçı katıldı. Siz de katılan tek Türk sanatçısınız. Bu zaten hani tüm dünyada yapılan bir şey. İşte bir sanatçı gruplarının birleşmesi ve ortaya çıkartılan sanat eseriyle oluşturulacak fonla birilerine yardım etmek. En değerli şey biliyorsunuz ki hiç gitmediğiniz, ben daha Japonya'ya hiç gitmedim. Hiç gitmediğiniz bir ülkede ürettiğiniz bir şey var ve o üretilen bir şeyle hiç tanımadığınız belki de hiç temas etmeyeceğiniz insanlar, çocuklar oradan gelen fonla bir şeyleri yaralarına bir çare oluyor. Burada yaptığınız şey o kadar değerli ki. Çünkü biz birçok yere gitmek istiyoruz. İşte illere gidip birçok yerlere gidiyor. Ereğli'deydik, işte geçiyoruz Eskişehir falan, şimdi Kayseri'ye geldik. Ama devamlılıkla ve insanlara ulaşmayla süre gelen bir şey bu. Çünkü bir yere gidiyorsunuz, dokunuyorsunuz ve yepyeni bir şeye dönüşüyor. Sonra geldiğinizde başka bir şey oluyor, daha büyüyor. Ama bizim bunları anlatmamızı sağlayanlar bu sizin yaptıklarınız. O kadar değerli ki. O yüzden hani hem Radar Etkinlik ailesine hem bunun tüm emeği geçen ekibe ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim yapmamızdan öte bunların insanlara ulaşması, insanların bunları görmesi lazım. Algıda seçicilik için, bizim farkına varılabilmemiz için. O yüzden de ben tekrar teşekkür ediyorum bize bu desteği sağladığınız için. Ya öyle bir heyecanla başladı ki her şey gerçekten. Şimdi hani bugün seyircimiz öyle coşkuluydu ki daha en başında, daha konserin başında fark ettiyseniz büyük bir enerji patlamasıyla başladı her şey.
Ve gerçekten de hani verdiğimiz söz üzerine, sahneden de söz verdik, tekrar geleceğiz. Çünkü biz de doyamadık Kayseri seyircisine ve bu ilk etkinlikti. Daha inşallah yüzlercesini yaparız. Bu güzel seyirciyle, bu heyecanlı toplulukla inşallah defalarca buluşuruz. Sizlerin de sayesinde daha çok kişiye ulaşırız. Daha çok kişiyle ulaştıkça daha da güzelleşir. Her şey daha da iyi olur.